Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle dolu dolu artık kalonşalarımla çok güzel videolar çekeceğim size. Mutluyum, çok mutluyum arkadaşlar. Bugün sabah bir paylaşım yapmıştım. Dualarınızı bekliyorum diye. Çiçek resimlerimi ve kendi resmimi paylaşmıştım arkadaşlar. Evet, çok sağ olun, Allah razı olsun. Güzel de takipçilerim yazmışlar, duacıyız Gülay Hanım diye. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizden, cümlesinden Rabbim herkesi, herkesin yardımcısı olsun Rabbim. Kimseyi darda koymasın. Evet, güzel güzel kalonşalarımız açmış dedik. Ha, bu arada arkadaşlar, çok sağ olun dualarınız için dedim ya. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Ve güzel, sevindirici oldu bugünüm. Çok şükür Rabbime. Bir mahkemem vardı, güzel sonuçlandı. Hepinizden de Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, şöyle dolu dolu artık videolarımı çekeceğim dedim. Şöyle benim prenseslerime bakar mısınız şu güzelliklere? Her taraf dolu dolu tomurcuk arkadaşlar. Her taraf. Benim hemen şuradaki prensesimi de kaldırayım. Şöyle üzerinden, ablasının üzerine yatmış. Evet. Bunlar daha bebek. Bu yılki bebeklerim. Evet, sardunyalarımız. Şöyle dikenler tacım. Dikenler tacım çok mutlu etti beni. Şöyle kış aylarında yapraklarını sararttı ama dip kısmından minik minik bebekler vermiş. Şöyle. Şöyle göstereyim. Birkaç tane bebeğimiz olmuş dip kısmında arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şurada. Evet. Kış aylarında birazcık yapraklarımızı sarartıyoruz ama bu kadar olur. Çünkü artık dinlenmeye geçiyor. Dinlenmedeyken bile yavru vermiş benim prensesim. Evet, sardunyalar bol bol çiçek açıyor. Şöyle bir yandan tomurcuk verdiler. Bu sene sardunyalarım, daha önce de videolarını paylaşmıştım. Ve o sardunya tohumlarını ektim ve gerçekten de sardunya tohumlarım çıktı arkadaşlar. Onu da paylaştım size. Hemen şurada yerdeki prenseslerimi göstereyim size. Gün ışığı gibi parladı benim prensesim, sarı kalonşom. Evet, sadece sarı değil arkadaşlar bu. Buradan koyu renk sarı gözüküyor ama koyulaştığı zaman daha biraz turuncuya doğru dönüyor. Ve aşılandı benim bu prensesim. Daha önce uçuk sarı tonlarındaydı. Evet, çürüyen kalonşolarımı şöyle ben daha önce şu kuru yaprakları alayım. Çelikler haline getirdim ve diktim. Gördüğünüz gibi bunlar da tuttu arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim diktiğim çelikleri. Bakar mısınız şu bebeklere? Evet, bunlar da tuttu. Hepsi tuttu. Hatta şurada yeni prensesim, canım benim, rüzgardan dolayı çok yaprak olmuş. Balkon çok batmış. Ama inşallah böyle güzellikleri görünce, hava biraz çok soğuk arkadaşlar. Bugün o kadar soğuk ki. Ya dedim inşallah çiçeklerimi dondurmam. Artık bundan sonra birazcık tedbirli olmamız gerekiyor. İyiyim canım benim, video çekiyordum. Ne yaptın? İşe gittin mi? İşe başladın mı? Ay çok sevindim. He. Hı. Sabah haber verdim. Yarın da gideceğim. Tamam. Cumartesi gitmeyeceğim. Ondan sonra işte spordan sonra full. Tamam, cumartesi evdesin. Hey, gel demezlerse. Tamam. Yani şey yapabilirsin, kızı bırakabilirsin, öyle haberleşiriz. Ali 4'e kadar bıraktığın. Tamam. Yani çağırırlar da 4'ten sonra bırakırsın. Hı hı, tamam oğlu canım. Hadi haberleş, hadi görüşürüz canım benim. Hayırlı olsun canım benim bu arada. Evet arkadaşlar, bakar mısınız şu prensesime? Çok güzel tonlarda açıyor benim tatlı kızım. Evet, burada harika tozlaşmış halde açan prensesim. İlk defa bu renk bizim oldu. Evet, burada kalonşolarım. Bol bol böyle tomurcuklar, bol bol böyle çiçekler. Az önceki sarıdan değil arkadaşlar. Bu da farklı. Gördüğünüz gibi eski çiçekleri turuncuya dönüyor. Tamamen renk değiştiriyor. Yeni açanlar da böyle gördüğünüz gibi açık sarı tonlarda. Evet, beyazlarım var. Şurada hemen yalın kat beyazım var. Evet, şurada kalonşo manginim var.
Hatta şurada yalın kat sarım var arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim size. Bu da az önceki sarı gibi açık renklerde ve koyu renklerde renk tonu değişikliği yapıyor. Evet, bunlar bu yılki bebeklerden. Diğerleri anaç. Bu anaç prensesim. Bu sene tamamen budamasını yaptım biraz. Çoğalttım hem. Hem de gördüğünüz gibi birazcık gençleştirme olsun dedim ama bu sene mantar hastalığı oldu kalonşolarımda ama ilaç kullandım. İnşallah daha güzel olacaklar. Daha güzel bol bol böyle yoğun tomurcuk yapacaklar. Evet, benim prenseslerim böyle yaprakları gördüğünüz gibi birazcık kuruma yaptı. Çünkü mantar hastalığı geçirdi arkadaşlar. Benim tatlı kızım. Prensesim. Evet, bugün güzel geçti ve balkonuma da geldim şöyle. Güzel güzel şöyle çiçeklerimi görünce ay dedim şurada bir hemen video çekeyim. Bugün video paylaşmadım. Bugün videomuz akşama kaldı maalesef ki. Ama yapacak bir şey yok. İşim vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video geç kaldı. Bu arada Elazığ'dan takipçim yazmış dün. Videom geç kalınca Gülay Hanım bugün video paylaşmadınız diye. Çok sağ olsun merak eden tüm arkadaşlarımdan hepinizden de Allah razı olsun takip edenler için. Evet, bakar mısınız şu prensesime? Hemen şöyle yapayım. Bu da fuşya pembesi arkadaşlar. Kırmızım da vardı. Kırmızım, sarım, beyazım. Tek kat, yalın kat var arkadaşlar. Evet. Çok güzel açıyorlar. Seneye nasip olursa bunların tamamen yaprak şeylerini budama yapacağım. Çeriklerini budama yapacağım ve topraklarını değiştireceğim. Seneye işimiz çok. Tamamen kök kısmından budayacağım ve tamamen gençleştirme yapacağım arkadaşlar. Şekil bozukluğu oluyor. Biraz yaşlandıktan sonra. Buradaki gördüğümüz prenses gibi. Bunu ben mesela budamasını yapmadım. Biraz daha boyuna verdi, uzadı. Buradakinin de tamamen saksısı aslında farklı yerde. Şu karşımızda saksısı. Hemen buraya doğru uzamış böyle. Şekil bozukluklar oluyor. O yüzden birazcık toparlasınlar istiyorum kendilerini. Benim kızlarım. Evet, hemen şurada bir sarı rengim daha var. Hemen burada. Bu geç açıyor birazcık. Daha minik minik gördüğünüz gibi. Buraya da tohumundan dökülmüş biber arkadaşlar. Kış aylarındayız. Ocak aylarındayız. Ve burada tohumundan çıktı ve çiçek açtı. Biber tutacak. Evet. Bunlar kurtardığım o çelikler. Minik minik hallerine bakmadan açmaya kalkıyorlar prenseslerim. Hemen şurada da göstereyim. Ben böyle yapraktan olsun minik minik böyle kırılanları böyle dikiyorum arkadaşlar. Çok da güzel böyle hemen tutuyor. Hiç şöyle kılıklarına bakmadan o büyüklüklerine o minnacıklar hallerine bakmadan böyle hemen tutuyor. Yaprağı şeyi toprağa değsin yeter ki tutuyorlar. Evet arkadaşlar bizi bu kanalımızı ilk defa bizimle beraber olan arkadaşlarım için diyorum. Kanalımıza ücretsiz olaraktan abone olabilirsiniz. Ve desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada abonelikler tamamen ücretsiz dedik. Ve Instagram hesabımdan, TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel reels videolar paylaşıyoruz. Onlar da müzik eşliğinde çok güzel eğlenceli sayfamız var. Oraya da sizi davet ediyorum, bekliyorum. Ve bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlar kısmına hangi konuda olursa olsun sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka cevap veririm. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Bir çiçek, böcek emoji de olsa eklerseniz çok sevinirim yorumlar kısmına. Hatta videomuzu da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzu paylaştıkça tabii abonelerimiz tamamen çoğalır. Arkadaşlarımız, takipçimiz çoğalır. Ve daha güzel videolarla karşınıza geliriz arkadaşlar. Kanalımız ilerlemesi lazım. Evet, rüzgarın etkisiyle de resmen dans ediyor benim prenseslerim.
Evet arkadaşlar, sağlıkla sıhhatle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım. En güzel terapi çiçek terapisi, hep böyle güzel, hep böyle mutlu kalın inşallah. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.